iPhone kullanmak istiyorsunuz fakat iPhone alacak paranız yok. Bu uygulama tam da size göre. Bugün sizlere Android telefonu iPhone'a çeviren uygulamayı anlatmak istiyorum. Uygulamamız iOS 13 Launcher uygulaması. Uygulamanın detaylarından videonun ilerleyen kısımlarında bahsedeceğim. Fakat uygulamayı detaylıca anlatmadan önce uygulamayı indirdiğimiz zaman telefonumuzda ne gibi değişiklikler oluyor ve neleri iPhone'a benziyor bunu anlatmak istiyorum. İlk başta gözümüze çarpan en bariz değişiklik uygulamaların kapak fotoğrafları değişmiş oluyor. Altı küçük bir kutucu ekleniyor. Bu telefonda burası iPhone gibi olmadı. Yani üçgen, yuvarlak, kare olan kısım iPhone'lardaki gibi olmadı. Bunun sebebi ise bu telefonun Android'inin eski olması. Ama sizin Android'iniz 9 ve üstü ise burası da iPhone'lardaki gibi olacak. Ama siz buranın iPhone'lardaki gibi olmasını istiyorsunuz Fakat Android'iniz eski ise de bunun için ayrı bir uygulama var. Onu da videonun açıklama kısmına koyacağım. Ben bunu gerek duymadım. Orayı indirmeye gerek duymadım. Oranın iPhone'lardaki gibi olmasına gerek duymadığım için orayı indirmedim. Başka bir değişiklik ise telefonun duvar kağıtları da iPhone'lardaki gibi oluyor. iPhone 10 ve iPhone 11'in duvar kağıtları telefona gelmiş oluyor. Uygulamanın ayarlar kısmından bahsetmek istiyorum. Uygulamanın ayarlar kısmında ilk başta kilit ekranı, kontrol merkezi, yardımcı dokunmatik bizi karşılıyor. Alt ayarlar kısmında ise widgetler, hava, bulanıklık efekti, animasyon, duvar kağıtları, simge değiştirme, ismini değiştirme, gizli uygulamalar, bildirim özellikleri var. Buradan uygulamaya puan verebilirsiniz ve kullanıcının, bu uygulamayı yapan kişinin diğer uygulamalarını buradan indirebilirsiniz. Uygulamanın diğer özelliklerinden de bahsedecek olursam, burada animasyonlar, bulanıklık efektleri falan var. Bunları ayarlayabilirsiniz. Ben şimdilik sizlere duvar kağıdı değiştirmeyi ve duvar kağıtlarında hangilerinin olduğunu göstermek istiyorum. Ha, bir de şunu söylemek istiyorum, uygulamanın arayüzünde böyle ayarlar kısmında reklamlar çıkacaktır. Bunun sebebi, uygulamaya belli bir meblağ para ödemezsiniz, burada reklamlar çıkacak. Bu reklamlar sadece ayarlar kısmında çıkıyor. Başka kısımlarda reklamlar yok ama uygulama indirmek ve kullanmak tamamen ücretsiz. Ben şimdi reklamı kapattım, duvar kağıtlarını anlatmaya başlayayım. Burada iphone ve iphone 11 olan duvar kağıtları var. Fakat siz bu duvar kağıtlarını beğenmediyseniz artı kısmına tıklayarak yeni duvar kağıtları koyabilirsiniz. Ben iphone 10'ların duvar kağıdını telefona ekledim. Uygulamayı indirmeye gerek var mı ve uygulamayı indirince ne gibi değişiklikler oluyor anlattım sizlere. Uygulamayı indirmeye gerek var mı sorusuna da yanıt vermek istiyorum. Uygulamayı indirmenin sebepleri bence şunlar olabilir. Android telefonunuz var fakat iPhone alacak paranız yok. Bunu indirebilirsiniz. Ya da iPhone'un arayüzünü sevdiniz. Telefonunuzun arayüzünden sıkıldınız. Bu uygulamayı indirebilirsiniz yine de. Ya da iPhone alacaksınız fakat iOS'u kullanmayı bilmiyorsunuz. Burada iOS'a alışabilirsiniz bu uygulamayı indirerek. Sonra da iPhone telefon alabilirsiniz, kullanabilirsiniz. İnceleyen adam videolarının 9. bölümünden görüşmek üzere. Bay bay diyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Uygulamanın indirmenikleri de açıklama kısmında.